İşte bugünkü programımızda Cuma günde anons etmiş olduğum üzere Bir Dilek Tut yarışmasında büyük bir beğeniyle, keyifle izlediğiniz ve partneri Emirkan'la yarışan ve bu yarışmada aynı zamanda da ikinci olan Eylem yanımızda. Hoş geldin Eylem. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Çok güzel bir konuya değinmişsiniz yalnız. Değindik. Biz müzik adına yapılabilecek muhabbetleri yapıyoruz. Yarışmalardan bahsediyoruz. Pardon, kameramanın bir şey söylüyor. Biraz yakına mı gelsin? Şöyle biraz yanıma alırsak. Kameramız tabii. Böyle yaptığı zaman böyle yapıyor. Biz buna karşı böyle olmamız gerekiyor. Biz samimi bir programız, doğal bir programız her zaman olduğu gibi. Efendim öncelikle ben Erdem Gençtürk. Sizin hepinize şu anda ekranı karşısında bizleri izleyen herkese iyi eğlenceler diliyorum. Bugün yine gönülden gönüle o görünmeyen yolda paylaşılabilecek bütün güzel duyguları, müziklerimiz, kliplerimiz ve sohbetimiz eşliğinde konuğumuz Eylem'le de birlikte paylaşacağız efendim. Şimdi bizim bir çok değerli bir sesçimiz Zafer vardır. Şöyle görmüş olduğum bu mikrofonu bize veriyor. Ben bunu aldığım zaman başlıyorum. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak, bir sevgili istiyorum diyor. Tabii benim öyle bir durumum yok. Benim eşim var şu anda da seyretmekte. Ama böyle onu çok saygılar. Güzel bir şarkı. Ben aslında şarkıcı değilimdir. Sesim de güzel değildir. Konuşurum onu, çok güzel yaparım ama mikrofonu aldığımı dayanamıyorum. Şimdi ben sana bunu uzatsam. Fox TV'deki, tabii Fox TV diyelim, bu Bir Dilek Tut yarışmasında ilk canlı yayında söylediğin şarkıyı bizimle paylaşır mısın? Tabii, mırıldanayım. Tabii. Bir kuple. Gözlerin nemli nemli, başını öne eğme. Ayrılık kolay değil ki, ah benim için üzülme. Ayrılık kolay değil ki, ah benim için üzülme. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Benim için üzülme. Benim için üzülme. İşte böyle. İşte böyle. Ben de alkışlıyorum. Çok mersi, çok mersi. Bu şarkıyla elemeleri kazandın ve yarışmacı olarak mı yoksa ilk canlı yayında söyledin? İlk canlı yayında söyledim şarkı. Kaç? 870. Bunu ben bir makama çevirdim artık. 0212 556 8870 diyor Cem. Artık o hale getirdik söyleye söyleye. Trakya havası gibi oldu. Evet, aynen öyle oldu. Trakya havası gibi oldu. Biz telefonlarınızı ve SMS mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Mesela bir tane diyorum. Senin Bir Dilek Tut yarışmasındaki öykün, hikayen neydi? Hatırlatalım. Bence onu hatırlatmayalım. Hatırlatmayalım. Yok, hatırlatmayalım. Sıkıcı bir hikaye. Öyle yani, mi? Tabii, evet. Şimdi biliyorsun hani o yarışmada... Yani hikaye şuydu yani. Hikaye aslında dilekti. Hikaye demeyelim. Dileğin neydi o dileğimiz, zaman? Dileğimiz eşim ve kardeşime bir iş yeri açmak falan. Herkesin dileği var. Hepimizin dileği var. Şimdi sizin yok mu? Benim yok mu? Benim de var. Benim dileğim... Herkesin bir tane, iki tane, üç tane... Bir tane bile dileğimiz yok. Birkaç tane var hatta. Birkaç tane var. Evet. Yani... Böyle bir dilekti. Yani yarışmanın formatı gereği. Sevdiklerine, ailenle bir iş yeri açmak... Evet, öyle bir şey düşünmüştüm. Düşünmüştünüz. Peki bu düşüncenize ulaştınız mı? Tabii ki hayır. Tabii bunun adına da sözler verildi ama işte neyse isim vermeyeyim. Arayanlar oldu. İşte yardımcı olacağız falan. Hiçbir şey yok. Ha, yani. Olmadı. Şey yok. Peki bu yarışmada ben özellikle şeyi öğrenmek istiyorum. Mesela şimdi biz doğal olarak Eylem'i konuk ettiğimiz için ağırlıklı o yarışmayı da konuşacağız. Zaten sevgili seyircilerimize bu yönde de duyurularda bulunduk. Şimdi orada Tuğba İkinci, hatta ben Şahin Özer aradığında geçen haftaki programımızda Tuğba İkinci ile arasındaki polemiği sordum. O bizim şirketimizden bedelini ödeyerek ayrıldı diye açıklamasında da bulundu. Bütün doğru. Seyircilerimizi de paylaştı. Yani muhabbeti geçmişti zaten. Şimdi gerek Tuğba İkinci olsun, gerek Hilal Cebeci olsun. Deniz Seki ile böyle Yeşim Salkım da bunların içinde. Böyle tartışmalar biz bu yarışmada çokça seyrettik. Ben ilk yarışmadaydım ama Yeşim Hanım yoktu. Yoktu. O ondan tabii, ama ondan yedi. Sonra ikinci yarışmada Yeşim Hanım katıldı ve Hilal Cebeci ile beraber vardı bir şey. Tuğba İkinci. Onların olduğu Tuğba İkinci yoktu ama Hilal Cebeci vardı. Vardı. Şimdi biz özellikle Bir Dilek Tut yarışmasının ilk hafta yayınlanan bölümünde Deniz Seki ile Hilal Cebeci'nin kapışması bütün programlarda, bütün magazin programlarında evet. Hatta haber bültenlerine kadar taşan böyle bir tartışmalarını seyrettik evet. Oldukça fazla miktarda. Şimdi ben onu sormak istiyorum sana. Bu tartışmalar acaba gerçekten önceden planlanmış olarak bir hayır. Reyting adına yapılan değil. Bir şey miydi? Orada kendiliğinden mi gelişti? Tabii ki reyting açısından önemli bu yarışmalarda tartışmalar ama
kendiliğinden oluşuyor bunlar. Yani önceden planlanmış hiçbir şey yok. Ama o anda birbirlerine laf attıkları için böyle bir şey çıkıyor ortaya. Böyle bir kavga, bir tartışma. Yani gerçekten oldu böyle bir gerilme şey. Tabii gerçekten oldu. Yani hiçbir şey yapmacık değil aslında. Ben onu gördüm. Hiçbir şey yapmacık değil çünkü siz kamera arkasında da onlarla birliktesiniz. Hiçbir şey yapmacık değil ama tek yapmacık olan şey verdikleri sözleri yerine getirmemesi. Yani buradan şunu çıkartabilir miyiz Eylem? Yani böyle yarışmalara katılan kişiler, insanlarımız, yarışmacılarımız böyle her vaade inanmamalılar. Kesinlikle. Çünkü verilen sözlerin hepsinin yerine gelmediğini söylüyorsun. Kesinlikle. Bu yani sen bu yarışmaya katılmış, bu yarışmadan çıkmış bir kişi olarak öyle söyleyelim. Senden bunu duymak tabii ki bir anlamda da gerçekleri duymak gibi bir şey. Şimdi, o yarışmacıların arasında bir tek bana çok vaatlerde bulunuldu. En çok sana mı vaatlerde bulundu? Kesinlikle. Ne vaatlerde bulundular Eylem? İşte Deniz Hanım dedi ki işte ben sana kaset yapacağım firmamdan. Eğer sana kimse kaset yapmazsa beste de vereceğim. Emrah dedi bestelerimi vereceğim bestelerimden. Dedi. Şener Didek dedi basınla ilgili her şeyini ben üstleniyorum. Üstleneceğim dedi. Seyrediyorlarsa sonuna arasını kadar arkandayım dedi. Şener Hanım'la görüştük. Hani telefonlarımıza çıkmıyor gibi bir şey yok. Görüşüyoruz. Şu anda zaten Fox'a geçti Dobra Dobra'da. Evet Cenk Eren'le evet, beraber. Evet Cenk Eren'le beraber. Şu an çok müsait olmadığı için ben de çok fazla üstelemiyorum. Rahatsız etmek istemiyorum kendisini. Şener Hanım'la görüşüyoruz. Emrah'la da görüştük. Oturduk konuştuk. Ama Deniz Hanım, Deniz Seki bir türlü telefonlarımıza çıkmıyor. Çıkmıyor. Yani sürekli işi var. İşi var kapatıyor. Kapatmıyor. İşte asistanıyla görüşüyoruz. Şu anda işim var. İşi var Deniz Hanım'ın. Biz size döneceğiz. Ama yaklaşık 2-3,5 ay olacak böyle yani. Yani normalde sana verilen... Ama şöyle de denilebilir. Tamam verdiğiniz sözü tutmayın. Ama bizi de bekletmeyin değil mi? Bir beste ya da bir görüşme yapacağız en azından. Olumsuz. Hani Deniz Hanım görüşmek istemiyor. Aramayın artık desinler ya da. Ama ben hani bunu bekliyoruz Zeynep, en azından. Ben şimdi bu yarışmayı seyrettiğim zaman bu bahsetmiş olduğumuz isimler Emrah olsun, Deniz Seki olsun, Şenay Didek olsun, işte Yeşim Salkım olsun. Sen merak etme ben bu yarışmadan sonra her şeyini üstleniyorum. Kasetini ben yapacağım, sana bestede vereceğiz, söz yazacağız senin için. Hiçbir zaman sırtın yere gelmeyecek Şenay Didek, ben sana iş bulacağım. Hiçbir sıkıntın olmayacak, bundan sonra bizim kanatlarımız altındasın gibi konuşmaları gayet gönüllerinden, kalplerinden gelir bir tonla seyirciyle evet, paylaşan evet, bir insanlar. Bu söylediklerini gerçekten yapmıyorlar mı? Yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Hakikaten bu ilk defa, yapmıyorlar. İlk defa Türk TV ekranında evet, bu gerçekleri aynen öyle, aynen. Seyircilerimizle paylaşıyoruz efendim. Bu bir ilk olsa gerek. Peki. Kesinlikle öyle. Emrah. Şu anda bir şarkı okuduk. Erkan Ocak'ın bir şarkısını okuduk. Türküsünü diyelim. Türkü formatında ama tam türkü de değil. Özgün müzik de değil. Böyle nasıl diyeyim? Fantezi halk müziği mi desem de değil. Değişik bir tarz. Eylem tarzı olacak yani. Peki, tamamıyla eylem tarzı. Yani şimdi ben sormak istiyorum. Biraz söyler misin bize az bir şey? Madem bu kadar bahsetti. Çok merak ettik ama. Öyle mi? Çok birkaç cümle ya. Birkaç merak etme. Kimse çalıp çırpmayacak. Birkaç cümlecik ya. Beni kırma. Erkan Bey'in zaten noterli. Ben Erkan Ocak'ı tanırım. Daha önce muhabbetimiz biliyorsunuz, olmuştu. Bize kızmaz o mutlaka. Karadeniz'in evet, reisi. Evet. Bestecisi. Aynen. O zaman bir kuple söyleyeyim. Bir kuple merak ettik çünkü. Ses var değil mi? Var var. Gelin oldum ey anne, uzağa gideceğim, ay 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 ay. Ağlama anneciğim, ben gene geleceğim, ay 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 ay. Ağlama canım anam, ben gene geleceğim, ay 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 ay. Yeter. Tadı damağınızda kalsın ki bir daha, değil mi? Şimdi Karadeniz'in dedik, hani bir anlamda Karadeniz'in reisi mi demiştin? Evet. Erkan Ocaklı için böyle duygusal tarzda bir şarkı kesinlikle yazmış. Bestesi de herhalde müziğini de kendisi yaptı mı? Aslında bu Karadeniz'di tam. Gelin oldum ey annem. Böyle bir şeydi yani. Tam Karadeniz'di ama sağ olsun Erkan Ocaklı benim için. Senin için değiştirdi. Için eylem tarzı yaptı. Evet. Aynen öyle değiştirdi, derledi. Böyle bize verdi. Sundu parçayı. Şimdi, hediye etti. Ona da çok teşekkür ediyorum. Erkan Ocaklı da arayabilir bu anlamda. Bize evet, katılabilir, seni tebrik edebilir. Albümüne kaset çok teşekkür ediyorum ona verdi, da. Çok sağ olsun. Hediye etti parçayı bana. Kaç şarkı var? Single yapıyoruz. Single? Biz. İki en şarkı. En fazla 6 olacak. Yok. 6 olacak. 2 şarkılık da yapmıyoruz yani. 6. Evet. Hiç saklımız gizlimiz yok. Bütün hakikaten muhabbetlerimiz. Tebrik ediyorum. Çok doğal bir program. Öyleyiz. Öyle olmaya çalışıyoruz. Şimdi geçen konuğumuz gelmişti. Cuma günü. 3 saat dedi ki Erdemciğim ne konuşacağız dedi ya. 3 saat dedi. Ben de dedim sen konuşursun merak etme. Bir başladık. Hatta bizim değerli kameramanımız Yaşar da şahit. 16 oldu dedi. Ne dese beylesin şunu 6 saatte çıkaramaz mıyız dedi. Ama yani çıkartmak isteriz. Hiç önemli değil.
Feda olsun efendim. Yeter ki istesinler. İstesinler biz 5 saatte yaparız, 6 saatte yaparız. En güzeli sunmaya da çalışırız eylemciğim. Doğru evet. mu? İstiyorum. Dağlarda gezen kartalın kırıldı mı kanatları? Canı mı, can mı çıktı boğazından? Niye düştün? Bu ses yankı yapmıyor. Ben böyle tutuyorum ama niye açmıyorsunuz? Can mı çıktı boğazından? Niye düştün düz tarlaya? Tut elimden, oy gidelim Zigana'ya. Nane, Dido, o ne? Son anda açtınız. Dido yarim, Dido. Dido çok yarim, güzel bir şey, Dido. Şimdi ben bunu buradan söylediğimi... Buradan Kazım Koyuncu'yu da anmış oluyoruz. Anmış oluyoruz, rahmetli anmış oluyoruz. Evet. Mekan cennet olsun. Amin. Sevgili seyirciler, çok severek dinlediğiniz bu şarkıyı bir de eylem yorumuyla dinler miyiz? Efendim teşekkür ediyorum. Dido narim Dido dedik. Dido dedik canımız Dido istedi.
Dido, Dido diyor değil mi reklam filminde? Evet. Biz de aynen böyle orada seyrederken canımız çekti açıkça. Ve bu cennet şarkısı da artık bir diğer tarzda söylemek istiyorum. Yürek apoletimize, yani yüreğimizin angı köşesinde çoktan yerini aldı. En üst seviyede yürek apoletimizde yer etmiş şarkılardan bir tanesi. Hakikaten çok güzel bir şarkı. Hakikaten çok güzel. Çok güzel bir cennet şarkısı. Kim söylüyordu? Ferhat Göçer. Ferhat Göçer. Şimdi ben Ferhat Göçer yorumuyla değil de eylem yorumuyla cennet şarkısını dinleyelim desek ve size olan borcumuzu bu şekilde ödesek kabul eder misiniz efendim? Ederler değil mi? Duyar edersiniz. Gibiyim. Duyar evet. Gibiyim. Evet diyorsunuz. Ayrıca tabii ses teknisyenimiz Zafer'e de gitsin. Evet. Bu arada hazır mı ki? Cennet hazırsa içeriden bekliyoruz. Ona göre eylem söyleyecek. Hazırmış. O zaman buyurun efendim. Gelecekse dünyanın sonu, bitecekse bitsin artık hayat yolu. Korkum yok, içim rahat, huzurla dolu. Aşkı yaşadım seninle bir ömür boyu. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Dünyaya bir daha gelsen sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cennete geçmem saçım telidir. Kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cennete geçmem saçının telini. Ömrümün ettiği kadar seni severim. Bitecekse bitsin artık hayat yolu. Korkum yok, içim rahat, huzurla dolu. Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Nefesin sebebi sen. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cennete geçmem saçının telini. Ömrümün yettiği kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cennete geçmem saçının telini. Ömrümün yettiği kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim. Çok güzel söylüyorsun ya. Çok ya güzel. Şimdi Eylem, o kadar güzel söyledin ki biraz daha söylesen ondan bize şöyle bir canlı kanlı. Beraber değil mi? Söyle, ben eşlik ederim, söyle.
Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cennete değişmem saçının telini, ömrümün yettiği kadar seni severim. Çok mersi. Senin gerçekten bu şarkının sözlerindeki kadar sevdiğin kim var hayatında? Anne. Sadece anne. Menajerim. Menajerim. Eşim. Ne yapıyorlar onlar şu anda? Menajerim şu anda beni izliyor olması lazım. Annen seyrediyor mudur? Canım annem köyde. Nerede? Köyde. Memlekette. Neresi? Sivas. Bizim Sivas'ı pek Sivas, çok seyircimiz var. Kangal meşhurdur. Bizim Kangal köpeklerimiz. O da mı var yoksa? Var tabii. Böyle tombiş yavrular çok güzel. Tombiş tombiş oluyorlar. Gidiyor musun Sivas'a? Tabii gidiyorum. Yani bu anlamda Sivaslı olduğun da çıktı ortaya. Tabii. Memleketinden beni bekliyorlar zaten. Niye gelmiyorsun konsere? Neden gelmiyorsun? Acayip böyle bir istek var ama... Eynem, bir şey soracağım. Şimdi, bu yarışma senin katılmış olduğun ikinci olarak bitirdiğin yarışma ne zaman olmuştu? Kaç hafta geçti? Kaç ay geçti üzerinden? 3 ay. 3 ay geçti. Evet. Peki 3,5 aylık bir zaman zarfı, yani az bir zaman değil. Çünkü bir anlamda bir şov dünyası. Kesinlikle. Müzik dünyasına bir giriş yapıyorsun. Televizyonlar bir anlamda seni tanıyorlar. Seninle çalışmak isteyenler oluyor. Seni davet etmek isteyenler oluyor. Bu 3,5 aydan sonra neler değişti hayatında? Hangi programlara katıldın? Ne oldu? Hayatımda çok fazla değişiklik olmadı desem yalan olur. Oldu desem de yalan olur. Ne diyeceğiz? Ya orta şiddetli bir değişiklik oldu diyelim. Tabii bütün televizyon programlarına hemen çıktım. İşte Seda Sayan'a çıktım, Şebnem Kısaparmak, Ece Erken'e. Hani böyle insanlar çok bildiği programlardan sayayım. Daha birçok böyle uydu kanallarında yayın yapmakta olan programlara katıldım. Şimdi çok fazla konser, festival, evet. Hani izleyenler olduğu için çok fazla konserden, festivalden teklif geldi. Bu açıdan çok iyi oldu benim için. Önümüzde mesela Sünnet Şöleni var Dilovası'nda. Oraya gideceğim. Zara var, ben varım. Oh, Tarık Tüfekçi var. Tarık Tüfekçi de şunu hemen belirteyim. Şimdi hani yine bilmişlik taslıyormuş gibi olmayalım ama sevgili seyirciler, Tarık Tüfekçi 2001-2002 yıllarında bir albüm çıkartmıştı. Ve Karadeniz yöresinin ağırlıkta olduğu ve baştan sona tekno Karadeniz bir albümdü. Evet. Böyle bam oynuyorsunuz. Biraz Davut Güloğlu evet. Tarzı yapıyor. Doğru biliyormuşum değil mi? Evet, evet, evet. Doğru. Doğru biliyorsun. Şimdi artık sen konserler başladı. Çoktan, Zaralar falan böyle büyük isimler. Bu piyasanın sevilen sanatçılarıyla birlikte konserler. En azından başını... 20 tane festivale gittim. Yarışmadan mı? Evet. Yani inkar edemem. Çok çok güzel ya. O konserin tadını hiçbir şey vermiyor. Vermiyor. Peki, kesinlikle. Sana ben bir şey soracağım. Şimdi Seda Sayan'ın programına katıldığını söyledin. Seda Sayan genellikle doğurtacağım seni anam, doğurtacağım. Hani böyle hep bu anlamda halka samimi yaklaşan, onları çeşitli hastanelerde ameliyat ettiren, check-up evet, yaptıran, evet, halkla evet. Bütünleşmiş, kendini bu anlamda sevdirmiş kesinlikle. Bir yorumcu, evet. Bir sunucu programında ama o doğurtacağım kısmı özellikle herkesin kafasına yerleşti, beynine yerleşti. Evet, bir şey olunca Seda Sayan'a git diyorlar. Şimdi senin çocuğun yok, var mı? Yok. Yok, seni de doğurtacağım dedi mi sana da? Demedi. Demedi mi? Peki ne ağırlıkta konuştunuz o programda? Nasıl bir sana karşı ilgiler hani tekrar, neye yöneldiniz daha çok? Neye yöneldik? Şimdi benim bir hikayem var. Çok fazla bahsetmek istemiyorum ama hani bununla öne çıkmak değil de sesimle öne çıkmak istiyorum. Hikayeyle değil. O benim çok güçlü bir kadın olduğumu düşünerek daha sonra gene programına katılacağım. Aradılar beni sağ olsunlar. Evet. Çok güçlü bir kadın imajım var dedi. Yani keşke herkes senin gibi olabilse diye. Yani örnek bir insan olarak çıkardı beni programa. Çok da ilgilendi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Böyle gittim yani. Peki ben şeye soracağım Eylem. Biz sevgili seyirciler her şeyi programımızda konuşuyoruz. Artık yorumcumuzun, konuk yorumcumuzun veyahut da bir sanatçı, tiyatrocu olabilir. Bizde her konuk gelebiliyor. İyi anlamda, güzel anlamda. Onun için bizim konuğumuza sorduğumuz sorular eğer hoşuna gitmiyorsa cevap vermeyebilir. Önceden çünkü izin aldığımız, sorabilir miyim diye konuştuğumuz sorular değil. Eşin ne iş yapıyor Eylem? Eşim inşaatta çalışıyor. İnşaatta çalışıyor. Evet. Peki... Eşinin inşaatta çalışması, onun geliriyle siz geçinebiliyor musunuz? Yoksa senin bu yarışmadan sonraki gelirin daha mı ağırlıkta? Kesinlikle daha ağırlıklı. Sen mi bakıyorsun eve? Yani öyle mi diyelim? Öyle de diyebiliriz. Telefon mu var? Diyebiliriz de yani. Telefon var herhalde. Alo. Alo. İyi günler efendim. Alo. İyi günler. Biz sizin sesinizi alabiliyoruz efendim. Buyurun. Ya demek ki şarkıyı bir daha alabilir miyiz ya? Hangisi? Dido mu efendim? Dido muydu? Cennet. Yok, Cennet mi? Yok, hayır. Evet, Cennet. Cennet şarkısı. Ferhat Göçer'in şarkısı. Kiminle görüşüyoruz? Ama önce bir tanıyalım ben? Sizi. Hı-hı. Buyurun, tanıyalım. Hı? Öyle bedava şarkı istemek yok. Benim Süleyman. Süleyman. Süleyman Bey, beğendiniz mi?
Ferhat Göçer'den mi istiyorsunuz, benden mi? Evet, çok güzel ya. Çok teşekkür ederim sana. Nereden arıyorsunuz Süleyman Bey? Kütahya'dan. Kütahya'dan arıyorsunuz. Sizin için özel bir anlamı var mı acaba Cennet şarkısının? Dünyaya değişmem, neydi sözleri? Cennete değişmem saçının telini. Ömrümün yettiği kadar seni severim. Sizin de var mı efendim Süleyman Bey? Böyle aşık olduğunuz, bağlı olduğunuz birisi var mı? Özellikle istiyorsunuz madem. Var. Kim? Ne diyormuş ki, sana ne soruyorsun? Kim demiştiniz efendim? Söylemeyecek misiniz? Ya söylüyorum işte. Kim? Azime. Halime. Halime mi? Azime. Azime. Ha, anladım. O zaman bu şarkı Azime'ye gitti. Şimdi Kütahya'dan arıyorsunuz. Tamam. Azime için bu şarkıyı istediniz. Azime Hanım ve sizin için gelecek. Sizden ona armağan olarak gidecek. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ya ben okuyorum. Öğrencisi hangi okulda? Hangi okula? Düşünmeyin. Bu çok... Heyecanlandınız değil mi? Heyecanlandınız. Olabilir başarı. Peki ben o zaman üniversite öğrencisisin herhalde. Öyle mi? Hayır ya, lise öğrencisi. Olmadı. Ne desek tutmadı. Öyle bir geliyor ki. Kütahya'dan aramasına çok sevindim. Evet. Benim Kütahya'da teyzem oturuyor. Bu arada inşallah izliyorlardır. Onlara da selam yolluyorum. Peki oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Aradığın için. Kütahya'ya sevgiler, saygılar. Hayır, sağ ol. Ha, iyi günler. Kıyamam. Neyse seyircimizle güç çok bela evet, bence, anlaşabilecek. Çok neyse Azime ismini de zar zor evet. Kendisinden bak, alabildik. Bak Azimeciğim evet. Süleyman seni çok seviyor. Cennet şarkısını sana yolluyor. Diyor ki saçının İnşallah telini değişmem diyor cennete diyor. O kadar evet. Seviyor. Yani böyle bir Dur. Aşk olan. Böyle Duy bir bu çocuğun sesini artık. Yapma Azime böyle. Sevgi varsa diyecek hiçbir lafım yok zaten. Değil biz mi? Zaten senden Cennet'i dinledik. Biraz daha devam etti. Şöyle yapalım. Biraz seyircilerimiz merak etsin. Az sonraya bırakalım biz onu. Ha, hem ardı ardına gelmemiş olsun. Ama. Şimdi senin şeyi konuşalım. Bu yarışmayla ilgili olan kısmı tekrar konuşmak istiyorum. Bu arada biz bir muhabbete başlıyoruz. Telefon geliyor, unutuyoruz. Sonradan tekrar... Neydi ben unutabildim yani bu arada. En son işini konuştuk. İnşaatta çalıştığını söyledin. Efendime söyleyeyim benim gelirimle ona bakıyoruz dedin. Çok da ben seni tebrik ettim. Yani aslında eşit ama yani sonuçta benim yaptığım iş... biliyorsunuz solistlik de daha çok para kazanmıyor. Eylem eşinin adı neydi? Hüseyin. Hüseyin'e der misin? Cennetin saçının bir telinin cennete değişmem. Tabii ki derim. Hüseyin'cim. Söyle. Cenneti değişmem saçının teliyle. Ömrümün yettiği kadar seni severim. Bir daha dünyaya gelsem bir daha Bravo. Severim eşimi. Çok seviyorum. Evet. Evet ben de aynı şekilde kendi Çünkü eşim için söyleyebilirim Çünkü muhteşem anlayışlı bunu. Bir eşim var benim. Evet. Kesinlikle yani bilmiyorum hiç bir şekilde beni sıkmadı, boğmadı. Bu işi çok güzel yapabiliyorum o yüzden rahatlıkla. Peki eşin için... Ne var? Eşin için anladım ben çok iyi aldım mesajı. Eşin için özellikle söylemekten zevk aldığın, ona armağan ettiğin başka bir şarkın var mı? Veyahut da günümüz şarkılarının klasik ya, Türk musikisi ne olabilir? Şöyle diyeyim. Yok öyle çok fazla şarkı yok. Ona böyle aşk şarkılarının hepsi ona gitsin. Öyle bir diyalogumuz yok ama... Evet. Menajerimi çok sevdiğim parça var mesela. Hangisi? Vakti geldi ayrılığın ne yapsak boş. Peki ben senden biraz dinleyebilir miyim? O zaman inşallah izliyorsundur. Hadi bakalım. Gökşen ablacığım bu sana gelsin. Hadi. Vakti geldi ayrımın ne yapsak boş. Kurtulamam bu sevdadan amansız rüyadan. Yüreğimde saklı kalan anılarla gidiyorum bu şehirden sevgilim hoşça kal yüreğimde saklı kalan anılarla gidiyorum bu şehirden sevgilim hoşça kal. Bravo. Öyle gidiyor. Bu menajerin evet. için mi söylemiştin? Kesinlikle. Menajerin adını öğrenir miyiz? Gökşen Sohtaoğlu. Gökşen Sohtaoğlu. Yani dünyada gördüğüm en düzgün. Evet. En mükemmel. En muhteşem kadın diyebilirim. Ama sevgilim. Hakikaten çok sevgilim seviyorum. Sevgilim falan diyorsun şarkının menajerimin sözlerinde. Menajerimin dışında acayip bir bağ var aramızda. Çok seviyorum yani. Acayip seviyorum. Anladım. O kadar seviyorsun ki. Çok seviyorum. O güzel sözler dolu şarkıyı söylemiş oldun. Kesinlikle. Biz de seni çok seviyoruz. Senin olan programımız daha devam edecek. Ama... Sohbetimiz, muhabbetimiz olacak ama araya kliplerimizin girmesi Peki. gerekiyor. Efendim Türk TV ekranında programımıza kaldığımız yerden ben Erdem Gençtürk ve konuğumuz Eylem'le pür dikkat, pür neşe
devam ediyoruz. Niçin pür dikkati? Çünkü kliplerimiz gerçekten güzel. Sohbetimiz arasında klipleri de seyrediyoruz. Hatta evet. İntizara seyrederken dedi ki Eylem, zaman zaman dedi benim sesimi İntizara benzetirler dedi. Evet. Ben dedim ki İntizar'ın sesi gerçekten güzel. Onun için pür dikkat böyle o klibe de bir an bakıyorduk. Ama benimki daha güzel değil mi sevgili izleyenler? Bilmiyorum. Onu yorumcularımız yani seyircilerimiz yorumlayacaklar. Ben biraz kolayım böyle. Şimdi sevgili seyirciler 0212 556 88 70. Acaba Eylem'in sesi gerçekten İntizar'a benziyor mu, benzemiyor mu? Onu ben size bırakıyorum. Bununla ilgili sizden yorum alacağız. 0212 556 88 70. Ayrıca bize SMS yollamak isteyen seyircilerimiz ne yapıyorlar? TRK yazıyorlar. Bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarını büyük harfle ve asla Türkçe karakter kullanmadan yazıp 33.70'e gönderiyorsunuz. Efendim bugünkü programımızda SMS patlaması meydana geldi. Pek çok SMS'lerimiz var, okuyacağız. Sorular var özellikle SMS'lerle gelen. Onları aktaracağız ama ondan önce alo diyeceğiz. Buyurun efendim. Alo. İyi günler efendim. İyi günler. Tanıyabilir miyiz efendim sizi? Ben Özlem Kılıç. Özlem Kılıç. Evet. Nereden arıyorsunuz efendim? Ben Büyükçekmece'den arıyorum. Büyükçekmece'den arıyorsunuz. Evet. Eylem'in amcasının kızı. Kıyamam. Amanın amca kızı. Hani evet. Bizim bir kuzen seyircilerimiz vardı. Kuzenler arıyordu böyle ve onlara kuzenlerim benim. Evet, o da amca kızlarıydı. Bir kuzen de buradan çıktı şimdi. Nasılsın Ezem ablacığım? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Sonra da biri aradı beni. Allah'ım sana şükür. Peki. Eylemciğim. Bak burada birisi daha var. Kim? Kimmiş o? Ben de konuş. Sen de konuş, sen de konuş. Hadi konuş. Konuşun. Konuş. Yengeciğim. Canım ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim bir tanem, sen nasılsın? İyiyim. Yengem, amcam, amcamın çocukları hep bana yarışma boyunca, yarışmadan sonra da yani her zaman zor durumda hep destek olmuşlar. Peki SMS attınız mı Eylem'e 104 yazıp? Çok fazla. Ben söyleyeyim çok, çok fazla. Evet. Ama biraz az atmışsınız ki ikinci oldu. Üçüncü oldum. Üçüncü mü? O yanlış, üçüncü oldum. Ben ikinci deyip durdum. Olsun, hayır, birinci sayı. Ben ses birincisiyim. Abi. Olsun, sen sen sevenlerinin gönlünün birincisisin. Önemli olan o. Evet. Evet. Peki... şu anda yengen değil mi hattaki? Evet yengen. İsmi neydi? Zeliha. Zeliha Hanım. Efendim. Duyuyor musunuz efendimizi? Duyuyorum. Acaba ben Eylem'le ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz anekdotlar var mı? Alabilir miyiz sizden? Biraz anlatır mısınız Eylem'i? Alo. Buyurun efendim, buyurun, duyuyoruz. Annem konuşmaktan biraz çekiniyordu, kusura bakmayın. Siz konuşun o zaman. Anneniz konuşmasın. Özlem Hanım'dı değil mi? Evet. Ben siz buyurun efendim. Sizden biraz Eylem'i tanımak istiyoruz. Bilmediğimiz yönleriyle anlatır mısınız? Yarışma günleri olabilir, daha öncesi olabilir, daha sonrası olabilir. Ben size kısaca şöyle özetleyeyim Eylem'i. Eylem... Kızdı mı Eylem yapar. Yardımsever bir insandır. Bu çocukluğunda da böyleydi. Halen de o şekilde devam ediyor. İyi bir insandır. Hiçbir kötü yönü yoktur yani Eylem'in. Ay kıyam kurum. Ne güzel bir söylüyor. Ne güzel. Onlar beni sevdiği için ama çok kötü Özlem Hanım. Efendim? Siz Eylem'in çok yardımsever olduğunu söylüyorsunuz. Ben de size katılıyorum. Kendisiyle ilk kez bugünkü programımızda tanıştık. Böyle muhabbetimiz gayet güzel gidiyor. Fakat Eylem dedi ki bize, yarışmada dedi Şenay Düdek, Emrah ve kim vardı? Deniz Seki gibi o yorumcular, oradaki jüri üyeleri söz vermelerine rağmen Eylem'e pek yardımcı olmamışlar açıkça. Ekranda bunun böyle olmadığını, orada öyle söyleniyor ama program sonrasında, yarışma sonrasında hiçbir sözün yerine getirilmediğini, vaat edilen bir takım yapılması gereken şeylerin yapılmadığını anlattı. Evet. Siz Eylem'in yardımseverliğinden bahsediyorsunuz ama kendisi pek yardım alamamış bu anlamda da jüri üyelerinden. Bunun bu hakkında ne dersiniz? Doğru söylemiş. Yani jüri üyelerinin hiçbirinin verdiği sözü tutmadığını yani biz kendimiz biliyoruz. Yani verdikleri sözün arkasında durmadılar. Olsun. Allah büyüktür. Bir kapıyı kapatan Allah bir kapıyı açar. Bir kapıyı da açarmış. Evet. Evet. Öyle de bir söz. Durum söz konusu. Peki siz ne iş yapıyorsunuz? Öğrenci misiniz? Okuyor musunuz? Ben ev kızıyım. Ev kızısınız. Evet. Herhalde bir ev kızı olarak ve bir akrabanız olarak. Evet. Şimdi çalışmadığınız için biraz daha rahatsınız. Ev kızı olmak demek televizyonları daha fazla seyretmek demek. Ev işleriyle daha çok uğraşmak demek. Evet. Belki Eylem'e benim sormayı unuttum ama sizin akrabası olarak sorabileceğiniz güzel bir soru vardır. Büyük bir merakla yanıtlayacak kendisi. Var mı efendim? Vallahi benim Eylem'e soracağım çok büyük bir merakla bir sorum yok. Çünkü bizim için ama. Biliyorlar zaten. Her zaman iç içe olduğumuz için. Ne olduğunuz için? İç içe. Evet. Sormama gerek yok ama sizden bir ricam var. Buyurun. Burada ufak bir kız var. Konuşmak istiyor. Hemen alalım. Tabii. Hemen alalım. Hazal. Hanımefendi. Hemen şimdi çocuk olduğu için. Alo. Efendim ne haber? Hazalcığım.
İyiyim Eylem teyze, sen nasılsın? Ay kıyamam, ben de iyiyim. Teşekkür getirmişsin, aferin sana. Ben biliyorum senin çalışkan bir kız olduğunu. Evet. Eylem ablana ne söyleyeceksin? Hadi bakalım. Bir şey söylemeyeceğim. Ama onun değil kız olduğunu biliyoruz, herkes biliyor. Bir şey söyleyemeyeceğim. Tamam, söyledin zaten, söyleyeceğim. Ayrıca Hazal çok güzel roman oynuyor. Acayip derecede. Ama şu anda burada olmadığı için. Ama... Burada olduğu olmadığı için oynatamıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Hazal'cığım. Buyur. Buyurdum, teşekkür ettim sana. Hoşça kalın Hazal'cığım. Güle güle. Hoşça kalın. Hadi güle güle. Evet. Çok... Alo, bedava. Alo. Alo. İyi günler efendim. İyi günler, merhaba. Merhaba efendim, nasılsınız benim efendim? Benim menajerim. Teşekkür siz. Ederim, çok mantıklı. Ben farkındaysan öyle oturaklı, öyle düzgün bir ses duydum ki birden değişiverdim. siz efendim Eylem Hanım'ın menajerisiniz herhalde. Evet. Takip edebiliyor musunuz bizi, seyredebiliyor musunuz efendim? Takip ediyorum, bölük bölçük seyrediyorum. Niye? Netten tam kesinti alamıyoruz aslında ama elimizden geldiğince seyretmeye çalışıyorum Erdem. Ve bu arada programınız çok güzel akışı gidiyor. Çok böyle heyecanlı, zevkli, güzel gidiyor yani programımız. Sağ olun efendim, öyle olmaya çalışıyoruz. Bu arada da Eylemciğim merhaba. Merhaba canım benim. Çok güzel övgüyle bahsettim. Valla var ya, helal olsun sana. Eylem'i ben size Erdem Bey kısaca bir tarif edeyim mi? Edin efendim. Ben görüyorum gerçi ama. Değil mi? Onun heyecanı böyle sevinçli, sevgi dolu. Buyurun. Ne oldu? Ses gitti. Sevgi dolu dedi. Aman sayın menajerimiz, ismi neydi? Gökşen. Gökşen Hanım. Gökşen Hanım yapmayın. Ya. Amanın Gökşen Hanım... Öyle güzel, düştü, öyle güzel anlatıyordu ki biz tekrar kendisinden bir telefon bekliyoruz. Arasın, Gökşen Hanım'la konuşacağız ve ona soracağımız seninle ilgili çok önemli sorular var. Şimdi bize mesajlarımız var. Efendim şimdi sevgili Erdem, programını zevkle ve keyifle izliyorum. Sana başarılar diliyorum. Konuk sanatçınıza sorum. Şu yarışmada eşinizi çok eleştirdi. Özellikle Şenay Düdek eşinizle ilgili çok eleştirilerde bulundu. Bunun altında yatan sebepleri merak ediyoruz diye mesaj atmışlar. Yani Şenay Düdek sizin eşinizi çok eleştirmiş. Ben tabii kaçırdığım noktalar olabilir ama şu anda canlı yayınımızda. Belki seyrediyorlardır, belki seyretmiyorlardır. Seyretmiyorlarsa bir iletilir diye düşünüyorum. Neden? Telefon mu var? Peki biraz sonra soracağız. Tamam. Alo. Erdem'e ben hattan düştüm, tekrar merhaba. Niye düştünüz efendim? Bir tarafınıza bir şey olmadı değil mi efendim düşünce? Yok, olmuyor. Aman olmasın. Aman geçmiş olsun, kurtardık. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz Eylem'i tarif edecektiniz efendim. Eylem heyecanlı, sevinçli, minnettarlı, böyle sevgi dolu bir kardeşimiz ve bu duyguyu bana her gün yaşatıyor burada. Burada sizin aracılığınızla ben ona kocaman teşekkür etmek istiyorum. Peki. Ve ömrü hep böyle güzel geçsin. Onun için inşallah çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel planlarımız var. Neler efendim mesela, neler? Bu planları öğrenmek istiyoruz. Efendim kendileri ben söyleyeyim. Single'ımı FA organizasyondan çıkarıyoruz. Gökşen Hanımlar yapıyor. Her şeyimi üstlendiler yani. Her şeyi üstlendiler. Sponsorum. Yani yarışmadaki jürinin üstlenmediğini siz mi üstlendiniz efendim? Evet. Açıkçası hayır tabii ki. Evet. Evet diyor ama bakın olmuyor. Evet diyor bak. Tabii alçak gönüllülük yapıyor kendisi. Elimizden o kadarı gelir mi bilmiyorum ama kendi gücümüz, kendi imkanlarımız çerçevesinde Eylem zaten bizim bir kardeşimiz. Dediğiniz gibi bir yola baş koyduk, bir yürek birliği yaptık. Elbette güzel şeyler çıkarmayı hedefliyoruz ve çalışıyoruz. Deniz Sekiye ve Şener Dibe'ye gelince inşallah onlar da beklentimizin bir cevabını vereceklerdir. Belki günün yoğunluğuna bağışlıyorum ben yine. Ama biz onlardan hala bir şeyler bekliyoruz, hala ümitliyiz. Bizim çabamız, bizim yüreğimiz, bizim gücümüz ve onların... gücüyle birlikte Eylem'i inşallah güzel yerlere getireceğiz. Ve sizler de böyle sürekli konuk alacaksınız. İnşallah. Gökşen Hanım ben bir şey sormak istiyorum. Siz şu anda Eylem Hanım'ın bir anlamda menajerisiniz. Belki prodüktör, yapımcı da diyebiliriz. Evet. Nasıl oldu sizin kendisiyle bir diyalog kurmanız, bir araya gelmeniz nasıl oldu? Eylem'le ilk şöyle oldu. Bizim biliyorsunuz bir organizasyon firması ilk Kütahya Festivali'nde bir solist kardeşimiz lazımdı. Bunun aracını yine bir solist kardeşimiz Eylem'i bize tanıştırdı, pasladı ve oradan başladı bir diyalogumuz. Ondan sonra da zaten Eylem'e bir alışan bir daha da kopamıyor. Öyle mi? Biz de. Çok sıcak kaldı. Onun akışının çerçevesinde işte festivallerde olsun, bayi toplantılarında olsun, özel günlerimizde artık Eylem'e daha bir öncelik veriyoruz ve Eylem'i sahneye almaya çalışıyoruz. Gökşen Hanım. Buyurun. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Sizinle olan telefon bağlantımızı biz devam ettirmek istiyoruz. Sizinle konuşmak istiyoruz. Mutlaka söyleyeceğiniz pek çok şey var ama biliyorsunuz reklam vakti geldiğinde geçirmemek lazım. Tabii kimseyi tabii. Üzmemek, kızdırmamak lazım. Elbette. Bir kısa reklam arası verelim. Elbette. Kısa bir reklam arasından sonra bir de klibimiz gelsin.
Siz de biz tekrar telefon balansı yapacağız efendim. Tabii ki, çok mutlu olacağız. Ki. Amanın bizi arayın tekrar. Tabii ki. Önce reklamlar efendim. Hemen telefonumuz varmış. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler. Merhabalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben bu sesi pek yabancı gelmedi bana. Emirk Hanım. Evet. Nasılsın? Sağ olun. Nasılsın? İyiyim. Şu anda ben hemen belirtmek istiyorum. Hattımızda sevgili Eylem'in Bir Dilek Tut yarışmasındaki yorumcu, sanatçı, partneri Emirkan var hattımızda. Koçum. 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 Nasılsın Eylem? İyiyim. Çok sevindim böyle sesini duyunca. Ne demek? Ne demek? Ben de senin sesini duyunca çok seviniyorum. Hatta unutmuşuz senin sesini. Olur mu? Hep görüşürüz. Artık bütün Türkiye senin sesini daha iyi tanıyacak herhalde bu saatten sonra. İnşallah. Ama Amerika'nın sesi de tabii bu arada çok muhteşem. Güzel. Bütün Türkiye beğeniyor bu sesi. Muhteşem bir ses. Şimdi ben hemen şunu rica edeceğim. Sohbet edeceğiz ama ben şimdi siz bir yarışmada sizin koçunuz oldu. Böylece evet, birlikte koç. Çıktınız. Hala devam ediyor. Daha önce zaten koçum benim diye hemen açılışı yaptım. Evet. Şimdi partneri ve koçu diyelim artık hani. Evet. Siz bu yarışmada birlikte yarıştığınız, birlikte çıktığınız için seyirciler sizi birlikte de görmeye alıştı yarışma anlamında, birlikte şarkı söyleme anlamında. Bir şey rica edeceğim. Birlikte bir şey söyler misiniz? Bizim inanın o kadar güzel bir ses sistemimiz var ki telefonda söylediğiniz zaman bile ha burada söylemişsiniz gibi güzel çıkıyor ses. İnanın. Birlikte bir şey söyler misiniz? Yarışmadan bir şarkı olabilir. Ne okuyalım Eylem beraber? Beraber ne okuyalım? Buyurun. Bilmem şu anda birden pat diye. Yarışmadaki şarkıyı okuyor. Ne okuyalım? Emirkan. Dünyaya bir daha gelsen sevgilim arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline. Ömrümün yettiği kadar seni severim. Sen de. Söyledi, yeterli. Emirkan biraz daha devam edebilir misin? Rica edeceğim. Çok senin güzel sesini söylüyorsun. Evet, duymak, çok güzel söylüyorsun. Senin sesini duymak istiyoruz biz. Yeni albümden olabilir, eski albümden de bir şarkı olabilir. Bu şarkıyı devam edelim öyle. Buyurun efendim, buyurun. Mutlu olacağız. Bana ne gelecekse dünyanın sonu. Bitecekse bitsin artık hayat yolum. Korkum yok, içim rahat, huzurla dolu. Aşkı yaşadım seninle bir ömür boyu. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Dünyaya bir daha gelsen sevgilim arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline. Ömrümün yettiği kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsen sevgilim arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline. Ömrümün yetti eylem sana koçluk yaparım. Bravo! Süper, süpersin. Teşekkür ederim. Hem biz burada hem de rejide herkes Emirkan seni alkışladı bu güzel yorumundan dolayı. Ben bir şey sormak istiyorum. Emirkan kaç albüm oldu şu ana kadar? Şu ana kadar 3 albüm oldu benim. En son albüm hangi firmadan çıktı, adı neydi? Sevgili Orhan babamızla yaptık, Orhan Gencebay'la. Kervan Plak'tan çıktı. Aşk Adamı. Aşk Adamı. Canan Plak mı dedin? Efendim? Canan Plak mıydı? Hayır. Yok, Kervan Plak. Kervan Plak'tan. Şimdi Orhan Gencebay deyince tabii Orhan Gencebay'ın kendi firması var, Kervan Plak, ama şimdi un kapanında o kadar çok firma var ki ben yanlış duydum. Özür diliyorum. Orhan Gencebay'ın firmasından mı çıktı Kervan Plak'tan? Evet. Aşk neydi adı? Aşk Adamı. Aşk Adamı. Evet. Gerçekten Emirkan, Aşk Adamı. Onu soracaktım. Aşk Adamısın. Aşk Adamısın. Muhteşem besteler yapıyor yani. Acayip güzel besteleri ve anında yapıyor, biliyor musunuz? Anında. Anında böyle durduğu yerde mesela, pat diye melodilerle sözler. Emirkan abi bize. Şu anki programımız için pat diye bir söz yazıp bir şey söyleyebilir misin? Söyler vallahi, ben inanıyorum vallahi, yani. Aşk Adamı olarak. Düşünmem lazım. Düşün. Düşünmem lazım. Daha sonra söz sana yazar gönderirim. Bir şey. Yazıp gönderecek. Tabii. Peki Emirkan gerçekten albümünün adı gibi aşk adamı mısın? Öyle sorayım. Herkesin içinde bir aşk vardır tabii ki de. Yani zaten hepimiz aşk insanıyız ama kimimiz daha fazla yansıtıyor, kimimiz az yansıtıyor.
tabii ki de şarkımdaki olduğu gibiydi, doğru. Ne zaman çıktı bu albüm? Bu albüm 2 sene evvel çıktı. 2 sene önce çıktı. Ama yenisine evet. Hazırlanıyor galiba. Peki, ben Emin öyle kancım, biliyorum. Şimdi Orhan Gencebay'ın tabii firması çok güzel bir firma. Önemli isimlere albüm yapmış bir firma. Orhan Gencebay'ın kendisini zaten hepimiz tanıyoruz. Evet. Ve programımızda saygıyla sevgiyle anıyoruz zaman zaman. Muhabbeti hı-hı geçiyor. Peki hı-hı Eylem'le birlikte bir şey olabilir mi? Hani yarışmadan sonra böyle bir düet şeklinde bir albüm olabilir mi? Var mı böyle bir şey, düşünüyor musunuz? Zaten ben Eylem'in albümüne 2 tane şarkı hazırladım zaten. Evet. Birlikte bir şey okudunuz mu? Ama evet, beraber eşlik edecek bana, değil mi? Değil mi? Ama tabii ben eşlik edeceğim Eylem'e. Tabii evet, Eylem single'da albümünde eşlik edeceğim yani, seve seve. Evet, çok de istiyorum zaten böyle bir şeyi de, konuşmuştuk yani da. Yani inşallah iyi olacak Eylem için. Tek sözünde duran kişi Emirkan. Emirkan. Peki, Emirkan çok, en çok ilgilenen ve tam sözünde duran. Canım benim, ne demek. Peki. Peki o yarışma döneminde biraz gidelim. Bir Dilek Tut yarışmasına. Nasıldı birlikte yarışmak orada? Eylem'le nasıldı? Yani o günleri anlaştınız mı? Tartıştınız mı? O kulisteki... Yok, ben, benim zaten doğamda tartışmak yoktur. Ama Eylem zaten olduğu gibi görünen bir insan. Bir de yani ruhu kalbi çok demiş Eylem'in. Teşekkür yani, ederim. Eylem, Türkiye'de bence birçok insandan, birçok sanatçıdan daha açık yürekli, daha temiz kalpli. İnşallah hak ettiği yeri bulacak. Zaten Allah birisine bir şey bahşettiyse, Allah ona bir, yani bir şey bahşettiyse muhakkak karşılığını da verecektir. İnşallah önümüzdeki senelerde karşılığını alacak zaten bu yüreğinin, İnşallah. Sesinin güzelliğinin, ruhunun güzelliğinin şeyin karşılığını alacaktır diye düşünüyorum. İlk kez yarışmada mı tanıştınız? Evet. Nasıl oldu? Peki yani siz nasıl bir araya geldiniz? Sizi yarışmanın yöneticileri, evet, yönetmeni, sen Emirkan'la çıkacaksın, sizin evet partnerin, koçun o mu dediler? Öyle mi oldu? Öyle yoksa oldu. Başka tabii bir seçme? Öyle oldu. Yani kendileri eşleştirmişlerdi zaten. Ki ben de çok memnun oldum. İyi ki Emirkan vardı. Çok efendi. İyi ki yani. İyi ki. Çok efendi, müşfik yönü olan bir yorumcumuz Emirkan. Bunu... Ya muhteşem. Ya ben çok seviyorum, bilmiyorum. Şimdi Emirkan'la ilgili şunu söyleyebilirim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir anlamda da gayet de suskun, fazla konuşmuyor. Yarışmadaki tavırlarını özellikle takip beyefendi ettik. Beyefendi çünkü. Yani o beyefendi kimliğini uzatılan o tartışmalarda bir takım hani tartışmaya konu olacak konuşmalar esnasında fazla atılmadın, fazla konuşmadın. Biraz daha suskunluğu tercih ettin. O efendiliğinin, beyefendiliğinin getirmiş olduğu bir kimlikle konuştun. Bu bakımdan Amerika'nı çok takdir ediyoruz. Sağ olun. Çok yarışmada en iyi uyum sağlayan bizdik zaten, evet, ses bakımından. Zaten da. Eylem yarışmada jürinin birincisi oldu. Halkın birincisi de sevgili Evren oldu ama tabii ki bazı şeyler var. Ben önümüzdeki geçen hafta, 2 hafta evvel açıkladım ben bu programda. Bazı koçlar yarışmacıların, diğer yarışmacıların kaderleriyle oynadılar. Çünkü dışarıdan desteklendiler. Büyük oy potansiyeli. Allah Allah. Tabii doğru söylüyor. Söyleyelim efendim. Biz de bunu geçen yarışmada açıkladık. Ve o destekleyenler zaten, yani o koçlar zaten kendilerinden utanıp zaten kaçtılar zaten, izlediyseniz. İlk kez mi söylüyorsunuz bunu? İnsan ben hakkı yemek efendim çok ayıp bir şey. Bence de. Ama kısa zamanlı bir hak yemiş sayılır ama en büyük hakkı Allah verir. Allah diyor, o yüzden doğru. Eylem hakkını alacak diye düşünüyorum. İnşallah. Peki yani... Bu gayet yürekten ve samimi açıklamalarınız için Emirkan, size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben yayınlar, sağ ol, bir şey gözlerinden öpüyorum seni. Bir şey soracağım. Ben de çok teşekkür Emirkan, ederim. Bir şey soracağım. Buyur. Ben eğer bir işin yoksa, müsaitsen bu hafta Cuma'ya kadar bir gün seni konuk etmek istiyorum. Şu anda İzmir'deyim. Dönecek misin? Yok, dönmüyorum. Artık Çarşamba ve Perşembe günleri canlı yayınlarım var. Canlı yayın derken? Cuma canlı yayınım var. Birkaç bir televizyon programında. Ha, konuk olarak gideceksin. Ama önümüzdeki haftalarda tamam inşallah şey yaparız. Tamam. Seni sözünü de almış olduk. Almış olduk. Peki, Emirkan gelecek diyoruz ve çok teşekkür ediyorum Eylem'le ilgili tamam o güzel düşüncelerin, tamam, duyguların için. Bizi aradın, mutlu ettin. Ben de teşekkür ederim. Eylem, gözlerinden öpüyorum. Ailene teşekkür çok ediyorum. Selam söyle. Sağ ol. Eşine çok selam söyle. Bir tane. İnşallah stüdyoda görüşelim. İnşallah. Emirkan'cığım iyi günler. Ben ona Emirkan demiyorum. Emirkan diyordum. Emirkan diyorsun. Emirkan. Emirgan der gibi. Emirgan. Ya şimdi aslında Emirkan da hani komik olsun diye böyle Emirkan diye takılıyorum. Şimdi ben açtığım zaman yabancı bir telefondan da arasam Emirkan deyince hemen beni tanıyor. Ben o aramızda şifre oldu. 2002 senesinde çıkan bir albüm vardı. Zamana getirmişlerdi, hiç unutmuyorum. Ve radyoda da yayınlamıştım. Diyordum ki çok görüntüsü, efendiliği zaten fotoğrafına da yansımış çok bir yorumcumuz diyordum. Ve ilk defa burada telefonda konuştuk, sohbet ettik. İnşallah da kendisini bizim stüdyomuzda Türk TV ekranında seyircilerle buluşturacağız. Şimdi mesajlar var. Şöyle okuyalım.
Sevgilerden programını zevkle ve keyifle izliyorum. Başarılar diliyorum. Eylem Hanım, sizce maxi single'ınız çıkınca karakterinizde bir değişme olur mu? Özlem bize bu mesajı göndermiş. Ben de soruyorum. Hayır tabii ki. Olmaz. Hayır kesinlikle. Bak oraya samimi bakarak söyle. Kesinlikle hayır. Ben olduğum gibi. Gözler ya ben diyorsun, istesen söyle. De değişemem. Ben böyleyim. Peki. Ben böyleyim. Onun dışında okuyoruz. Sevgilerden programınız çok güzel, başarılar diliyorum. Ben Eylem'in amcasıyım. Canım kızım, senin şu hayatta başaramayacağın bir şey yok. Seni seviyorum. Amcan Hasan. Bak Hasan ben amcana... de ellerinden öpüyorum canım amcacığım. Teşekkür ediyorum. Ondan sonra selam demiş. Ben Sivas Savaştepe'liler ve kalbimdeki aşkım için sıradaki şarkıyı istiyorum. Çok seviyorum yazmış aşkını. Biz de bütün sevenler için, bütün aşıklar için... Bir şarkı yapıyorum? Söylüyorum değil mi? Bir şarkı söylüyorsun. Ben mikrofonumu uzatıyorum. Şöyle yapalım Eylemciğim. Ben senin hangi hareketli bir şarkı mı gelecek? Evet, hareketli bir parça geliyor. Ondan... Bu arada Cennet'i söyledik. Süleyman'a gitti. Kütahya'dan Süleyman'a gitti. Gitti. Her bütün Cennet severler için geldi. Sonrasında senin şarkından sonra ben hiç konuşmuyorum. Direkt iki de klibimiz gelsin. Nilüfer hoşuna gider mi? Ardından Ersin bir sevgilim olmalıyla burada ama önce Eylem. Dinliyoruz. Evet. Kuyunu, suyunu,
sonra çok önemli tenimizin uyumu der. Biz yine Türk TV ekranında sizlerle buluşmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Ama evet, böyle bakıyoruz yaşıyoruz. Ki vakit geçiyor, programın yavaş yavaş sonuna gelmekte bizi ayrıca üzüyor. Evet, onun üzüyor. İçin bir şey diyemeyeceğim. Ben de istiyorum. Hani, utanmasam... Bir kadar uzatabilir miyiz? Programı? Neden? Aynı şeyi söyledin sen de Eylem. Çok zevk aldım programdan. Çok güzel sunuyorsunuz. 6'ya kadar uzatalım mı dedin? Evet, 6'ya kadar uzasın. Yaşar'cığım bir şey sormak istiyorum. Değerli kameramanıma soracağım. Cuma günkü konuğumuz Yaman da aynı şey söylememiş miydi acaba? 6'ya kadar demişti değil mi o da? Öyle mi demişti? Öyle demişti. Ben seninle hiç konuşma yapmadım. Sen de 6 dedin. Bilmiyorum duyuluyor herhalde. Bizim işte program böyle. Lütfen uzasın bu programı bir çok. Bir şey diyor. Tutuyorum. Buyurun. Ha tamam biz kameramanımızla muhabbet ediyoruz. Mikrofon. Tabii mikrofon içi kaçmış buydu. Mikrofon girmiş içeri. Doğal program, samimi program. Biz kliplerde oynuyoruz, coşuyoruz ya. Mikrofonlar bir de dayanmıyor. Ben oynuyordum böyle klip arasında. Şimdi Eylem. Benim mikrofonda var bir şey yok değil mi? Ben maşallah iyiyim. Geliyor mu ses? Sevgili seyirciler, programımızı sürekli takip edenler çok iyi bileceklerdi. Hep kravatla falan çıkıyorduk böyle siyah gömlek, beyaz öyle gömlek. Mi? Bir çeşitli böyle laciverdi olabiliyordu. Tabii yaz geldi mavisi olabilir ama kravat eksik etmiyordu. İlk defa bugünkü programda böyle renkli bir gömlekte kravatsız çıktım. Senin de yeşil, ben de açık tonlar evet, uyum sağladı. Çok güzel bir şey bu. Ben hatta Eylem'le şunu konuştum. Dedim ki zaman zaman programımızda böyle gel bizimle konuk sunucumuz ol, birlikte de sunalım dedim. Onu da kabul etti. Belki ara ara bu ekranda Eylem'i görebilirsiniz efendim. Neşeli. Eğer görmek istiyorsanız. TRK yazıp bir boşluk bırakın. Mesajınızı büyük harflerle ve asla Türkçe karakter kullanmadan yazıp 3370'e gönderin. 4 SMS 8 kontör dedik. Evet. Bu arada alo. Tekrar unuttunuz beni ama. Hiç unutur muyuz seni? Efendim. Seni hiç unutur muyuz? Tam da sizden bahsediyorduk. Yemin ederim senden bahsediyorduk. Yani ajanstan dedik. Siz üstüne aradınız efendim. Ha, öyle mi? Evet. Organizasyon evet. Firması ayrıca öyle söyleyeyim ben. Gökşen Hanım. Efendim. Evet buyurun. Aklımda doğru kalmış. Biz Eylem hakkında sizin düşüncelerinizi alıyorduk. Acil bir reklam girmemiz gerekti. Sizden özür dileyerek ayrıldık. Yaklaşık 20 dakika ve 25 dakika geçti. Sizden sonra biz Emirkan'la sohbet ettik. Evet ben izleyebildiğim kadar. Ve Eylem için çok güzel duygularını, düşüncelerini bize anlattı. Onun o az önce yayında da söylediğim müşfikliğini bir kez daha şahit olduk konuşmalarında. Şimdi Gökşen Hanım sizden de Eylem'le ilgili yarıda kalan düşüncelerinizi, duygularınızı anlatan konuşmanızı merakla bekliyoruz efendim. Valla söylemem gerekenleri söyledim zaten. O kendini çok iyi biliyor. Yüreğinin güzelliğiyle, işindeki başarısıyla, sevgisiyle o kadar güzel bir yüreği var ve o kadar çaba sarf ediyor ve o kadar da hırslı ki inşallah gerçekten çok güzel bir yerlere geleceğiz el birliğiyle. Beraber ama hep beraber. İnşallah tabii ki inşallah Allah yolumuzu açık etsin hep beraber. Amin. Efendim ajansınızın adı neydi efendim? FA Organizasyon. FA Organizasyon. Hani bu FA sabunları gibi. Hayır. Ben benziyor. Çocuklarımın baş harfleri Funda ve Arda'nın baş harfleri. Funda ve Arda. Çocuklarınızın isimlerinin baş harfi ajansınızın adı mı oldu efendim? Aynen öyle. Ha ajans. Ha, bu arada zaten bir tek benim albümüm yani single'ımla uğraşmıyorlar. Şu anda albümü bitmiş bir arkadaşınız var. İnşallah o da. Bütün bomba gibi böyle. O zaman bomba gibi. Her şeyi bahsediyor yani. Gökşen da, Hanım. Buyurun. Soralım o zaman size. Siz FA Organizasyon olarak Eylem dışında hangi yeni yorumcular veyahut da yeni projeler zil çaldı bu arada hastanız baksın efendim. Bakarlar arkadaşlar siz, hiç problem değil. Siz gitmeyin yani siz ayrılmayın. Ajansınızın bu çalışmalarını yeni projelerinde öğrenebilir miyiz? Kimler çıkacak? Ne işleriniz var önümüzdeki günlerde? Şimdi iki tane daha bir kardeşimiz var. Biri Bayburtlu Devran diye bir arkadaşımız var. Kim efendim? Bayburtlu Devran. Evet. Bunun ötesinde İzzet Aktaş diye bir kardeşimiz var. Bunun ötesinde zaten Eylem'i biliyorsunuz. Şu anki akışımız bu ama biz organizasyon firması olarak bütün sanatçılarla çalışıyoruz. Festival ve bayi toplantılarını yapıyoruz. Bütün isimsiz sanatçılarla çalışıyoruz. Yani, bu arada telefonlarım da çalıyor. Yani. Bak evet, cevap vermiyorum. Yani. Çok güzel cevap ver. Ayrılmayın bizden. Şimdi efendim siz FA Organizasyon olarak Bayburtlu, Devran ve diğer ismini söylediğimiz İzzet Bey için. Onları da mı yarışmalardan keşfettiniz? Nasıl oldu? Hayır. Onlar direkt albüm yapacaklardı. Albümle ilgili çalışmalarını kendilerine bana attılar ve elimizden geldiğince albümlerini hazırlıyoruz. Mesela Devran'ı ben çok beğeniyorum. Yani Devran kardeşimiz zaten kendi... Şöyle, biz de çok merak ettik. İnanın ki şimdi sesini duymak istiyoruz. Muhteşem güzel bir ses. İyi bir ses yani. Ben... O zaman Gökşen Hanım. Buyurun. Biz Devran'ı da konuk olarak alalım. Bu kadar met ettiniz madem. Eylem özellikle söyleye söyleye bitiremedi. Şöyle diyeyim. Latif Doğan, İzzet evet. Yıldızan. Tabii İbrahim Tatlıses demeyelim. Ya acayip bir ses, güçlü bir ses.
Anladım. Diyorum. Şimdi Gökşen Hanım. İşini iyi yapmaya çalışıyor. Buyurun. Ben sizden şunu da öğrenmek istiyorum. Eylemle kaset çalışmasının dışında başka projeler de düşünüyor musunuz? Mesela televizyonla evet. ilgili olabilir. Evet, aynen. Başka projelerimiz de var. Ama şu an o bizde kalsın. Çünkü ben sürpriz değil mi? Sürpriz canım benicelim. Evet. Sürpriz yapacağız. Öyle. Gökşen Hanım. Buyurun. Ya ben sizinle daha çok sohbet etmek isterim ama arkadaşlar da tabii vaktimizin yavaş yavaş dolduğuna işaret ediyorlar. Bizim programımızda böyle Eylem de az önce söyledi keşke 6 saate uzatılsa diye. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ben son olarak duygu ve düşüncelerinizi alayım. Sonra biz sizinle yine başka programda sohbet ederiz efendim. Elbette ki kesinlikle. Ben her şey için çok teşekkür ederim. Eylem kardeşimize böyle bir fırsat verdiniz. Gerçekten sağ olun. Sizin de yüreğinize sağlık. Çok güzel program yapıyorsunuz. Canım, Eylemciğim, duygularını çok güzel ifade ettin. Sana tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka bir zaman, başka bir programda görüşmek üzere. Ben bu arada bir şey de söylemek istiyorum. Sizlere vesile olan Zafer Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Duyuyor. Size de birçok şeye aslında vesile oldu. O bizim için iyi bir kardeşimiz, özel bir kardeşimizdi. Bizim için de öyle. Benim için de öyle. Ben Ercan Akbulut'a da çok teşekkür ediyorum. Dostluğundan, yüreğinden, kardeşliğinden dolayı. Bir gün bir fırsatımız olursa ona da yer vermek istiyorum. Çünkü beste işlerimiz var, kokte işlerimiz var. Bu bölüme de Ercan Bey bakıyor. Bunlarla da ilgili bilgilendirmek istiyorum sizleri. Çok mutlu oluruz efendim. Sizinle konuşmaktan büyük bir keyif aldık. Bu keyfimizi sizin diğer yorumcularınız, diğer sanatçılarınızı da konuk ederek onlarla da irtibat halinde olarak sürdürmek istiyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Bağ Organizasyonu ve Gökşen Hanım size çok teşekkürler. Seni seviyorum. Yüreğinize sağlık. Ben de sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum sizleri. Biz görüşmek de. Üzere. İyi günler efendim. İyi günler. Kolay gelsin. Şimdi şöyle yapalım. Biz yavaş yavaş programımızın sonuna geldik ama bir şarkı alalım Eylem'den. Önce diyorlar ki önce programımızı kapatalım ondan sonra. Ya ne kadar çabuk geçti ben anlamıyorum. Şu kapanışlar geliyor gidiyor. Biz yani bir tuhaf oluyoruz. Ama şimdi efendim bu arada kameramanımızla muhabbet halindeyiz. Şey istiyorlar. Cenneti mi dinleyeceğiz? Tekrar istiyorlar. Cenneti mi dinleyeceğiz? Cennet alalım canlı olarak alalım ya. Bir tanesi bir kere daha söyler misin bize? Söyle. Şarkıyla bitireceğim. Cennet şarkısıyla bitiriyoruz. Evet. Tekrar söylüyorum. Peki tamam. Başka bir şey söyleyecektik ama çok istendiği vaktimiz için. Vaktimiz yetmedi efendim. Evet. Eylem'le yapmış olduğumuz 3 saatlik yayın bize yetmedi. Biz kendisini tekrar konuk edeceğiz. Efendim öncelikle ben Erdem Gençtürk. Bizi seyrettiğiniz, bizi tercih ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Diyorum ki her zaman olduğu gibi gönlünüz neyin özlemiyle doluysa inşallah yarınlar size onu getirsin. Her zaman olduğu gibi gününüz aydın, aydınlığınız daim olsun. Anlatacağımız fıkralarımız vardı. Çok güzel fıkralarımız vardı. İnanın i̇nşallah ki vakit yetmedi. İnanın ki vakit yetmedi. Şimdi anlatacağım. Ben de ekran başındaki sevgili seyircilere buradan selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. İnşallah başka programda yine davet i̇nşallah. Edersiniz gelirim. Bizim bu ses sistemimiz çok güzel. Şimdi biraz sonra Zafer açacak bu yankılı sesi. Ve Cennet şarkısını dinleyeceğiz. Eylem'e çok teşekkür ediyoruz. Eylem, öncelikle hoş geldin. Sen hoş bulduk. Mutlu geldin, keyifli geldin. Çok İnşallah seni İnşallah. Keyifli bir şekilde ağırlayabilmişizdir programımızda. Çok güzel, çok muhteşemdi. Ben de hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Cennet'i söylerken rejideki arkadaşların hepsine armağan ediyorum. Hepsi burada acayip güzel bir atmosfer var. Rejide olsun, burada olsun, kameraman arkadaşımız olsun. Bir daha çağırsak gelir misin? Bir daha çağırsak. Tabii ki gelirim. Gelirsin. Seve seve. Sözünü aldık. Efendim o zaman daha fazla lafı uzatmıyorum. Saatimiz 16 oldu. Ben şöyle kenara geçiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler. Eylem sizlerle. Gelecekse dünyanın sonu, bitecekse bitsin artık hayat yolu. Korkum yok, içim rahat, huzurla dolu. Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen.
içmem saçının eliydi. Ömrümün yettiği kadar seni sevdim. Gelecekse dünyanın sonu, bitecekse bitsin artık hayat yolu. Korkum yok, içim rahat, huzurla dolu. Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen.